Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, dinimiz İslam amellerinin en yakışısı ve hem en efzeli ilimdir deyip karaydı. Allah Ta'ala Zümer suresinin 9. ayette şimdi merhamet kıladı ki bilediğenler bilen, bilmeyediğenler beraber bölürler mi? Fakat yine akıl egeleri yine isletme olurlar deyip merhamet kıladı Zümer suresinin 9. ayette. Üçbu ayet ilim ahillerini maktaşke delalet kıladı. Şu bilen birge terik bilen ölek, közü açık bilen közü acizinin farkı bölgeni dek, alim bilen cahil beraber bölmesliğini isletmekte. İlim talep kılış, farzligi hakkıda hadis-i şeriflerde cüde köp targıblar kılingen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadislerde ilim talep kılış her bir Müslümanga farzdır deyip merhamet kılgenler. İbn Abbas radıyallahu anhu aytediler. Süleyman aleyhisselam'a ya ilimni ya ki malı dünyanı tenleş ihtiyarı verildi. Şunda o zat ilimni tenlediler. Keyin o kişiye mal mülk hem ata etildi. İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytediler. İlim kötelmesinden onu örgeninler. İlim alimin vefatı tüfeyli köterledi. Canım kılıda bölgen zatke kasem ki Allah yolunda ciddi cahitte bölgen kişiler kıyamet günü de alimlerge berilgen karamet derecelerini körüp kaş kiydi bizni hem Allah alim kılıp türetilse idi deyip arzu kılediler. Zira hiç kim alim bölüp tuğulmaydı. İlim örgeniş, talim alışlık bilen birge egellenedi. Alimlerden biri aytadı. İlimni boy bergan kişi nimaga erishdi-yu, ilimga yetişgan kişi nimani yo'qotdi. Shunday ekan azizlar, Alloh taolodan manfaatli ilim so'rab, manfaatli ilimlarni egallab, hayotimiz jarayonida bilgan ilimlarimizga amal qilishliklarini Alloh taolo tavfiqini nasib qilsin. Aynasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.